Smaç bakalım abi bir tane. Şöyle. Böyle pahalı bir smaç alalım. Vince Carter smacı var. Şimdi animasyonlar çok önemli, bunu biliyoruz ama yalnız Russell Westbrook'a bakın, en pahalı smaca sahip ya. 2800. Ben şunu alıyorum. Bir tane böyle olsun. Evet. Neye versek? Abi üçlüyü fullesek mi ya? Abi üçlüyü 95 yapıyorum ben. Artık yani yeteneğimize kalacak. Biraz da böyle rozet kazandıktan sonra artık tamamen yeteneğimize kalacak üçlük işi. 2500 12'yi harcadım. 3325 kaldı. Şimdi bir de hızımız 75. Hızlanma önemli abi. Aynen, hızlanma önemli. Çünkü pick and roll'dan sonra bana perde geldikten sonra bir anda adamı geçebilmek hızlanmayla alakalı. 2480, bunu da harcıyorum. 845 kaldı. 845'e de dayanıklılık. Çok güzel dayanıklılık. Aynen. Dayanıklılığı 79'a çıkardık. Bence iyi oldu. 88 overall'layız. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir antrenman gününe gidelim. Belki şut rozeti falan kazanırız. Ondan sonra da çok zor bir Dallas maçı var. Luka Doncic fena bir oyuncu. Bir önceki Dallas maçını onlar kazandı. Aynı Houston maçı gibi sanıyorum, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben ne güzel şut barını kapatarak oynuyordum geçen sene. Bir maçta 13 tane bile üçlük atabiliyorduk. Acaba barı kapatsam mı ya arkadaşlar? Çünkü bara bakmak her zaman sıkıntı. Ben böyle hissiyata göre adamı inceliyordum. Eline bakıyordum böyle zıplayışına. Ya böyle de iyi aslında ama nerede durdurduğumuzu görmeniz açısından belki barlı oynamak daha iyi. Çünkü bazen tam ortada durdursak da slightly late, slightly early giriyor ya. Biz de anlayamıyoruz. Barı kapatırsak iyi mi durdurduk, kötü mü durdurduk? Acaba çok mu erken? Slightly olsa da bazen ortada durdurunca sıkıntı oluyor. Bak, Allah rızası için yalvarıyorum. Ananın babanın hakkı için. Bak şut kaçırıyorsun, anladık. Turnike de kaçırmaya başladın. Tamam mı? Bak şunu izle. Böyle at. Tamam mı Bogdanovic'im? Akıllı ol, hadi maçta görüşürüz. Burak da harbiden ders veriyor bunlara ha. Hadi bakalım. Çok zor bir maça çıkıyoruz. Beyler, hayatımızın maçını yapmak zorundayız. Çıkacağız, savaşacağız. Öyle ya da böyle. Dallas 5. sırada. Batı'nın 5.'si, biz Batı'nın 3.'süyüz. Bu maçı kazanmak için her yolu denememiz gerekiyor. Dallas'ta kim var kim yok bir bakalım şöyle eksiklerine. Porzingis sakat. Oo, 1-2 hafta çok önemli. Oyuncuları sakat. Takımın en iyi ikinci oyuncusu Porzingis sakat. Güzel. Gobert yargı dağıtabilir bu maçta çünkü yedek center'ları 76-77 overall. Bizim tutacağımız oyuncu Brunson 77. Üçlüyü çok iyi yani, B artı. Arkadaşlar Doncic'i durdurursak bu maçı kazanırız. Gobert sana çok iş düşüyor oğlum. Dallas mavi formayla oynarsa biz de beyaz formayla oynayalım. Hadi çocuklar, 1990'lı yılların NBA finali görmüş Utah formasıyla sahneye çıkıyoruz. Umarım çok güzel bir maç olur. 3 maç kazandık, 1 maç kaybettik. Bir önceki Dallas maçına bakacaktım. Unuttum. Aslında bakabiliriz her türlü de. Şu ısınmayı bir atlatalım. Çok kalabalık burası. Dallas'ta oyuncuların arasından kendi alanımıza doğru gidiyoruz. Mor ayakkabıyla sahadayız. Sponsorluk gereği. Isınmaya bu kulaklıkta çıkmak da sponsorluk görevimiz. Burak ilki başarılı. Bravo Burak. Bravo. Alışıyoruz demek ki. Bravo lan. Helal. Bogdanovic hala yerde böyle ya, belini düzeltiyor. Antrenman boyunca takım antrenmanında bile böyle eğildi. Esneme, açma gelme hareketi yaptı. Burada bile şut at oğlum, şut şut. Unuttum basketbolu. Royce O'Neal, Gobert, Bogdanovic, Mitchell, Burak ilk beşiyle sahnedeyiz. Utah taraftarlarından Batuhan bu maç triple double yapacak Burak, hissediyorum demiş. Ya abi 45 maç triple double yapamadık. Hangi maça denk gelecek acaba? Çok güzel görünüyor Dallas parkeleri. Hava atışıyla maç başladı. Brunson'u tutacağız. Luka Doncic'i de durdurmamız lazım. Çok yardım edeceğim. İyi savunma Burak. Övdü beni hoca, aynen. Övdü çünkü orada her ne kadar Burak elini kaldırmasa da iyi bir hamle vardı. Animasyondan dolayı görünmeyen bir hamle. O zaman şuradan hemen bir girelim. Şuradan girelim. Bomboş görünüyor. Basket foul.
Bir basket faulle başlasak harika olur ya. Savunması A artı olan, A olan, B olan oyuncuları böyle rahat geçemiyorsunuz. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bugün iki seçenek var önümüzde. Biri Burak, diğeri Gobert. Benim bunlara da yardım etmem lazım. Haydi O'Neal. Royce O'Neal savunma reboundunu aldı. Girdim. Devam. Devam Burak. Devam Burak. Aferin oğlum. Bravo. Hiç durmadan. Tempoyu hiç düşürmeden devam. Zekeriya Tural 10 yıldız göndermiş. Teşekkürler Zekeriya. O Brunson da geldi. 4-4. Anasını satayım. Bir saniye. Biraz daha konsantre olmamız lazım. Haydi Burak. Bogdanovic gel. Bir fake denemesi. Çok güzel. Burak. Orta mesafeli. Bir şut içinden çıktı maalesef. Çok keyifli fake atmak. Şu bloğu ya artık ya. Süper savunma. Yeter. Sen de orayı yol geçen anı zannettin herhalde. Donovan Mitchell. Yaklaşıyoruz. Gobert. Nasıl ya? Oha! Bogdanovic sana perde yaptım. Güzel perde. Hadi oğlum be. Sok şunu. Abi sok, şaşırt ya. Bütün Utah taraftarını şaşırt. Dünya senden bahsetsin ya. Üçlüğü neydi bu? Ha tamam. B artıydı herhalde. Doncic. Atamaz, 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 atamaz. Allah Allah. Ya Brunson sen kimsin ya? 7 sayı da Brunson'dan geldi. Gözüm Doncic'te. Alamadım. Tamam. Yardım edeceğim Mitchell'a. Çok güzel Donovan. Bravo oğlum. Yürü. Yürü çocuğum. Yürü Royce O'Neal. Royce O'Neal. Üçlük başarılı. Gözlerimiz yaşarıyor. Royce O'Neal. Bir fast break'te üçlük bulmak bizim için çok çok önemli. Hayatımız boyunca arzuladığımız şeylerden. Brunson. Doncic. Tamam. Süper savunma. Harika savunma. Blok gelirdi. Çok güzel. Yürü. Yürü Burak. Şunu dele et. Dele et Burak. Burak'ım. Yeni smacımız. Yeni smacımız. 9-7. 9 sayının 6'sı Burak'tan. Hayır hayır hayır. Mitchell iyi savundu. Çok güzel. Dirençleri kırılıyor yavaş yavaş. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell'ım. Ya abi ya. Allah rızası için Burak. Nereye attın pası ya? İşte bak. Dişlerimi sıkmaktan kırmak istiyorum arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Perde geldi. Mitchell perdeyi yaptı. Burak tekrar Mitchell'a. Perde geldi. At at at. At oğlum at. Kimse kızmayacak sana. Süper. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir anlaşma bu Mitchell'la Burak arasında. 11-10. Mitchell sende. Gözüm sende. Gözüm sende. Orta boşsa girer Burak. Girer abi. Bunu girmeye devam ediyorum. Bunu yemeye devam ediyorum. Bu çocuğu Şamaroğlan'ına çevirmeye devam ediyorum. 13-10. Yeter. İkinci Dallas maçını kazanmamız lazım. Brunson. Doncic yine boşa çıkacak. Gözüm orada. Bırakmayın beyler. Kleber. Kleber. Atamaz, atamaz. Yeter. İki tane atamazsın arka. Ya kardeş. Atamazsın diye bırakıyorum ama sen Jordan oldun ya böyle. Bir üçlük seti deneyeceğim. Ben de sokacağım abi. Ben de sokacağım. Gel bakayım. Tut Mitchell. Evet, perdeler geldi. Çift perde geldi. Burak derin nefes aldı. Gönderdi. Bir biz sokamıyoruz anasını satayım ya. Bir biz sokamıyoruz beyler ya. Yok artık sende. Yok abarttın. Ya Gobert içeri niye koşmuyorsun? Bomboş ya. Smacımı kaçırdım senin yüzünden. Neyse güzel oldu. Sinirlenmeye gerek yok. Tamam abi. Tamam sakin. Relax. 15-13. Brunson. İşte benim onlara el uzatmam lazım. Süper beyler. Bravo Mitchell. Yürü oğlum. Yürü. Tamam tekrar bana verdi. Ortadaki boşluğu buldum sanki. İkinci top kaybımız geldi. Tamam işte süper savunma. Adamı inanılmaz rahat hissetti Burak. Tut bakayım Mitchell. Geri verdi Mitchell. Bir reverse. Süper Burak. Çıkar Gobert'e. Tamam bekle bekle bekle. Dağılın. Gobert beni gördü. Harika. Burak. Blow yedik. Tokadı yedik arkadaşlar. Maalesef bizi sinirlendiren bir hareket oldu bu. 15-13. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ilk çeyrekte. Keyifli bir maç var. Ortada bir maç var. Yani ilk çeyreğe Brunson damgasını vurdu diyebiliriz. İki sayı geride çıkmıştık ve 31-23.
8 sayılık fark var. Bunlar da şaşırtan hareketler ya. Bunları görmemiz lazım beyler. Oynamıyorsunuz. Bari simülate maçlarda böyle oynayın. Doncic bende. Aman çok güzel savunma. Harika. Abi rakibin yani benim arkadaşımın çok güzel bir rahatsızlığı var orada. Ben sırf fırça yiyeceğim diye bu şutlar girmemeli ya. Gel bakayım Burak. Bekle. Perde geldi hiç durmadan. Süper Burak. Hadi oğlum. Aferin çocuğum be. Mükemmel bir üçlük seti. 34-25 ilk üçlüğümüz. %33 ile oynuyoruz. 3'te 1 ile oynuyoruz. Deneyecek. Bir şeyler deneyecek. Yaklaştık. Perde geldi. Burak süper savunma. Harika bir el uzattık. Güzel savunma. Bir fast break olabilir mi? Yürü. Yürü Mitchell. Sana veriyorum bekle. Tekrar bana verdi. Bekle. Gobert geldi. Burak. Hayır. Girer. Gir ya. Abi yine önüm bomboş ya. Ya her zaman harika mı durdurmak zorundayım girmesi için? Allah Allah. Allah Allah. Hadi Bogdanovic. 7 saniye, 6 saniye. Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sakin. Sakin arkadaşlar. Çevreye bir bakıyoruz. Çevreye bakıyoruz ve bir Burak'la yeni üçlük seti deneyeceğiz. Türbünden gittim. Hiç durmadan. Hiç durmadan. Hiç. Enerjimiz bayağı tükendi. Burak aldı. Burak gönderdi. Bir excellent daha. Aferin çocuğum. Mitchell da bedavadan asistleri alıyor. Farkı 9'a çıkardık tekrardan. Tamam bu çocuğu bu dakikadan sonra daha iyi savunacağım. Şekila süper. 77 uğurluk canavar. 8'de 5 oynuyor. 12 sayıyla. Tamam. Bogdanovic geriye çekildin. Harika pas Bogdanovic'e be. Mükemmel pas Burak'tan. 39-30. Fark tekrardan 9. Bu çocuğun üçlükleri iyiydi hatırladığım kadarıyla. İkinci serbest atış bu başarılı. 16 sayı, 1 rebound, 3 asistle oynuyoruz. Gobert'le oynama zamanı geldi bence. Gobert'le oynama zamanı geldi be. Bunun da hakkı basket foul bence ama hakemin takdiri. Haydi bakalım. Yürü. Yürü oğlum. Kimsin? Mitchell mısın? Mitchell üçlük. Niye üçlük Mitchell ya? Bu sefer geçirmeyeceğim seni. Önündeyim. Çok güzel. Kaçır artık ya. B artı üçlüğün var. 10 yıl bekle. Şu savunmanın arkasında sarkayım. Vazgeçtim. Yürü oğlum. Bogdanovic. Burak. Bogdanovic attı. Herkes şaşkın. Fark 12'ye çıktı. 5. asistimiz. %40 üçlüğümüz var. Aman nazar değmesin. Brunson. Harika savunma Burak'tan. Gobert mi faul yaptı? 11 sayı. Tamam 11 sayı devam. Bogdanovic. Bekle. Bogdanovic. Allah rızası için bir üçlük atacak mısın Bogdanovic? Bakalım. Deneyelim. Ben yorgunum. Adamları biraz bekleyelim. Tamam. Bogdanovic içinden çıktı be. Ah Bogdanovic ya. Ah çocuğum ya. Atsam vallahi rahatlayacağız. Atsa belki maçı kazanacağız ha. Biraz abartı gibi gelebilir size. Foul. Güzel. Adamları bir kırsak böyle. 15 sayı, 18 sayı. Çok rahat geçiyor sonra maçlar. Bir istisna dışında. O da Denver maçı. 21 sayı önde olduğumuz maçı kaybediyorduk az kalsın. Burak yoruldu. Birazdan çıkacak. Burak'la bir üçlük seti daha deneyelim bakalım. Bir kere daha deneyelim. Bu sefer üçlük seti olmadı. Tamam. Çizgiyi bana çıkarmadı ama. Orta mesafeli. Gir. Çok güzel be. Aynen abi orta mesafeli. Bazen bunlara da ihtiyacımız var. Bu Brunson yeter ha. Yeter. Tamam. Yeter abi yeter. Sana playoff modunu açmam lazım. Girebilir. Çünkü deliriyorlar. Anca böyle atıyorlar abi. Deliriyorlar. Kapalı savunmaya bunları sokuyorlar ya. Gobert biz de delirelim. Sen mi geldin Ingles? Fade yaptım. Ah. Keşke fade yapmasaydım. Çift perde.
Ingles. Bomboş. Ingles. Aferin oğlum ya. Çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Asist olmamıştır herhalde. Dur bakayım. Screen asist verdi. Tamam. 12 sayılık fark. Brunson. Burak. Bir süzdü, ölçtü, biçti. Luka Doncic. Basket foul mü? Basket foul. Üçer üçer atmaya devam ediyorlar. 10 sayılık fark. Burak oyuna girdiğinde kaç olacak? 5'e indi. Kaç sayılık fark dedim? Kaç sayı fark vardı? 3 sayılık fark mı dedim? 13 sayı fark vardı bence ya. Yok muydu yoksa? Yemin ediyorum şu an kafam durdu. Kaç sayı fark vardı acaba? 5'e indi. Bence 13 sayı fark vardı be. Ben attım, Ingles attı. Ben attım, üçlük attım. Neyse dur bakalım. 3. çeyrek başlıyor. 18 sayı, 1 rebound, 5 asist. Ha, 10 sayılık fark vardı aynen. Doğru. 57-47 idi ben çıktığımda. 57-52 oldu. Hiç atamamışlar herhalde. 13 mu vardı yoksa? Kafam allak bullak oldu. Neyse. Sakin. Tamam. Olmadı. Bogdanović köşede. Güzel perde. Bogdanović yine kaçırdı. Kaçırdı Bogdanović. Brunson bende. Brunson bende. Nereye gidiyorsun? Süper savunma. Ama abi adam. Lan ben onu arkadaşlarım fırça yemesin diye savundum. Sonra benim adamım oldu. Burak düşür şunu. Çok güzel Burak. Çok güzel. Çok güzel. Abi ya vallahi olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey ya. Top çalmamız gitti. Burak. Atamadım. Pekala. Bayağı geri çekildik. Yürü Gobert. Yürü. Yürü. Abi yapamıyoruz ya. Pick and roll'ü de yapamıyoruz ya beyler. Bravo beyler. Bravo. Hep ya mola almamız lazım. Bu nedir arkadaşlar böyle ya? Sok bunu da. Sok bunu da, bu maçı da kaybedelim. Ne kadar güzel gidiyordu maç ya. Yemin ediyorum bir önceki maçın kopyası be. Oyundan çıktığımız zaman allak bullak oluyor her şey ya. 10 dakika var. Neyse eşitlik var hadi. Deplasmandayız. Deplasman maçları zor işte ya. Hadi Burak. Robert'le oynamaya devam. Oynayamıyoruz ki. Oynamaya devam ama. Orta çok kalabalık. Ben şuradan... Tamam. Süper. Çok güzel be Gobert. 6. asistimiz oldu. Ortayı hiç açmıyorlar ya. Brunson üzerinden ben birebir denemeye devam edebilirim. Luka Doncic. Güzel savunma. Yap bir perdeyi. Mitchell istedi. Çok güzel. İşte bu kadar be. İşte bu kadar ya. Bu kadar be. 61-59. Yeniden öndeyiz. Beyler. Bak Doncic oynamaya başlarsa ağzımızı burnumuzu kırar şimdi. Ben neredeyim peki? Oho. 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 Ya daha ne kadar felaket gelebilir bir takımın başına ya. Daha ne gelebilir? Şimdi bir top kaybı daha. Yeni bir felaket. Sok şunu ya artık. Abi bir slide delay gir artık ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Boş içerisi. Hücum faul olmasın. Aman dikkat. Tamam, bir felaket daha kaldıramam çünkü. Robert, 10 saniye. Çıkıyorum. Birini posterle. Evet be! Basket faul be! Oh be çocuğum. 3 sayılık hücum olacak. Burak ikinci çeyreğin sonunda çıktı ya. O dakikadan şu dakikaya kadar yaptığımız tek olumlu hareket herhalde. Takım olarak ha. Bravo oğlum. Maç nereden nereye geldi? Yine var ya son çeyrekte ölüp ölüp dirileceğiz. Bize rahat yok arkadaşlar. Ama çok zor takımlara karşı oynuyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Hardaway. Düşür Burak. Ya bir kere de elime düşsün ya. Ah be. Tamam. 5 saniye, 4 saniye attırma. Şans yok ya, gerçekten şanssızız ya. Onlar elime vuruyor, düşürüyor, hemen topu alıyorlar. Ben iki kere top düşürüyorum. Adamlar hücum yapmaya devam ediyor.
Evet evet, Gobert üstüne oynamaya devam etmem lazım. Onların center'ı yok. Yani Porzingis olsaydı zaten şu an tokat manyağı olmuştuk. Bizim Gobert üzerine oynamaya devam etmemiz gerekiyor ama oynayamıyoruz ki. Gobert'le pick and roll de yapamadık bu maçta doğru düzgün. Bir sıkıntı var yani ya, çok iyi savunuyorlar. Gel Gobert gel. Abi o suç çocuğu seni hayatta tutamaz ya. Ben girdim. Ben girdim, tamam. Bazen center'ınızı takip etmekten, köşedeki oyunculara bakmaktan siz kendiniz önünüzde kimsenin olup olmadığını göremiyorsunuz. Acayip bir şey ya. Bogdanovic üzerinden oynamak da bir işe yaramıyor ya. Şey üzerinden, Gobert üzerinden. Ya arkadaşlar niye böylesiniz ya? Çok güzel. Burak rebound'u aldı. Mitchell, Allah rızası için olumlu bir şey yap. Ne yapacağım bilemiyorum arkadaşlar. Yani bu yorgunlukta ne yapabilirim bilmiyorum. Onu atıyorum, atmıyor. Ben atıyorum, atmaya çalışıyorum, olmuyor. Olmuyor da olmuyor arkadaşlar. Benim üçlük setimi bozan 7 sayı gerideyiz. 13 sayı öne geçtiğimiz maçta 7 sayı gerideyiz. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Mola bitti, mola. 2 tane molamız kaldı ya. 7 sayılık fark. Nihayet bir işe yaradınız. 3 sayı. Hadi iyi savunma. Şimdi de zaten direkt üçlük sokarlar. Tamam. Bırakma, bırakma, bırakma. Süper savunma. Çok güzel. Alın biriniz rebound'u. Yürü Burak, yürü. Yürü, içerisi boş. Tamam. Çok güzel perde oğlum be. Harika perde. Burak be, basket faul be. Aferin çocuğum ya. Vallahi Niang, ben perde merde istemedim. İnanılmaz bir perde yaptı. Aferin oğlum. Ailem perde görsün. Eşitlik şansı. C artı oynuyoruz arkadaşlar. Bravo Burak, tam ortada. Aferin oğlum. Haydi beyler, yalvarırım bir ritim tutun. Üçlükçü bir çocuğu savunuyoruz. Luka Doncic oyunda yok. Hayvan gibi perde anasını satayım. Sokun ya, sokun. Acımasızca sokun ya. Sokun. Double team geldi bana. Niye double team bana? Gel. Allah Allah. Aa. Harika bir hareket yapıp bomboş potaya topu atamamak nedir ya? Nedir abicim ya? Son çeyrek 3 sayı geride gireceğiz. Aşırı stresli ya arkadaşlar. 81-78 son çeyrek başlıyor. Çok güzel. Blok geldi Burak'tan. Bir kere daha. Hadi ama 80 kere fake attı ya. Bir Allah'ın kulu da benimle savaşmıyor potu altında be. Ben şunu geçerim. Kim bu arkadaş? Bravo Burak. Abi çok yoruluyorum birebir oynadığım zaman. İçeri girdiğim zaman çok yoruluyorum. Daha pratik bir şeyler bulmamız lazım. Yok ama. Yok. Doncic against Mitchell steps back and Doncic throws it down. Well, this is who Doncic is. Gözüm bir adamımda, bir Doncic'te. Doncic'i geçirecekler mi, geçirmeyecekler mi? Adamıma pas atacak mı, atmayacak mı? Her yere bakmaktan aşırı yoruldum ya. Yürü Gobert. Tamam, tamam, tamam. Gel bakayım perdeye. Bir üçlük sokacağım. Hadi Bogdanovic. Haydi oğlum be. 85-82. Elimiz boş dönseydik büyük felaket olacaktı. Abi hadi ya, biz neleri savunduk? Niye bu çocukları savunamıyoruz ya beyler? Niye ya? Kim ki bunlar ya? Bak. Çok güzel Gobert. Al şu reboundu. Çok güzel Burak. Bekle, kimseye atmak yok. Açılın. Açın beyler oyunu. Açın beyler oyunu. Aç aç aç. Gobert şimdi gel. Geldin mi? Girdin mi Burak? Girdin mi oğlum be? Bitti, enerji kalmadı.
Yorgunluktan geberdik. Takeover'a basacağım. Hücuma çıkınca takeover'a basacağım. Hatta şimdi basıyorum. Gider mi der. Tamam. Fake'e bak, fake'e. Iverson gibi. Burak, bastın bloğu. Challenge. Allah'tan takeover'a bastım. Hepsi bitmişti şu an. Basmamış olsam. Hadi inşallah faul yoktur ya. İptal et şunu. İptal et şunu. Faul yok. Vallahi faul yok. Çakal herifler. Çakal herifler. Mahvediyordunuz bizi. Hakkımızı aradık ve başardık. Hadi Burak, şimdi bir üçlük sokarsan muazzam olur. Takeover'un da var. Mitchell, sakın kendi kafana göre hareket yapma. Of, çok stresliyim, çok sinirliyim. Hiç bana fayda etmeyecek şeyler var şu an. At şunu. Allah'a şükürler olsun ya. Allah'a şükürler olsun. Benim takeover'um Bogdanovic'e geçti herhalde. Eşitlik var. 8,5 dakika var arkadaşlar. Geberiyoruz ya, geberiyoruz. Hardaway. Lütfen beyler. Bir seri galibiyet alalım. Süper. Burak! Hayır! Ya olacak iş değil ya beyler ya. Olacak iş değil ya. Al şunu ya. Elimizin avucundan kayıp gidiyor ya top. Gobert. Beni yorma Gobert, gel. Gel beni yorma Gobert, yalvarırım. Yürü Gobert. Hadi oğlum. İnşallah birini atarsın. Abi böyle bir şey yok ya. Ya yemin ediyorum böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi ya nasıl faul yapıyorlar böyle ya? Süper savunma Burak. Helal olsun koçum. Helal. Sakin. Yürü lan Mitchell. Yürü Mitchell. At şunu. At şunu. Delirdim. Yine iyi savunma. Yine iyi savunma Burak'tan. Yine rebound bende. Ver bana artımı martım abi. Kimseye vermiyorum. Yeter artık ya. Yeter artık beyler ya. Yeter, beni çıldırttınız ya. Mitchell. Yine kafana göre üçlük atarsan. Burak Şener. 90-87 öndeyiz ve Dallas molası geliyor. 12-4'lük bir serimiz var. 4,5 dakikada sadece 4 sayı attırdık rakibe. Burak'ın inanılmaz gayreti. 2 tane rebound aldık bu dakikalarda. İyi savunma yaptık. Üçlük attık. Asist yaptık. Her şeyi yaptık. Ve 3 sayı öndeyiz. Umarım bu maçı kazanırız ya. Birazcık mücadele. 90-87. Luka Doncic de oyunda. Kim? Bir dakika, ben kimden? Tamam. Tamam. Geçirmek yok. Çok kötü bir... Sahada çok kötü duruyoruz ya beyler. Çok... Ayrık ayrık duruyoruz ya. Böyle kimin nerede durduğu belli değil ya. Gel Gobert, gel. Hadi Gobert'im. Hadi, hadi. Oho. Üçlük geliyor arkadaşlar. Burak Şener, Burak Şener. 93-89. Arka arkaya 2-3 sayılık atış. Şimdi dikkat. Şimdi hücum faul. Faul yapıyordu bana. Çok güzel. Yemin ederim yere atsaydım kendimi fauldü. Biraz dikkat. Gel bakayım kim geliyor? Gobert geldi. Bu taraftan çıktım. Yürü Gobert. Ne yapıyor bu ya böyle arkadaşlar? Yemin... Aha Allah. Abi ne yapıyor belli değil ya. Vallahi billahi belli değil ya. Adamı tam koşturacağım, set perdesi açılıyor Gobert'te. Sonra benim elimden top düşüyor. Bekle Gobert. Burak. Bir üçlük daha Burak'tan. Bir üçlük daha. 40. sayımız. 96-91. %9'a rağmen excellent. Bir de top çalarsam. Hardaway üçlük gönderebilir. Çok yorgunum arkadaşlar. Düşür Burak elinden. Süper savunma. Allah belanı versin. Senin gibi Brunson mıdır nedir? 76 overall, 77 overall.
Gel lan Bogdanovic. Gel şuraya. Yürü Burak. Bas. Tamam. Bas abi. Top bende mi değil mi? Ben bilmem blok blok. Top bende. 8 saniye var. Bir üçlük daha. Bir üçlük daha. 99-94. İnanılmazsın lan. Bu maçı bırakmayacağız. 5 sayı öndeyiz. Ya yok artık. Yok abartma. Mükemmel savunma Burak'tan. Biraz sakinleştirebilir miyiz? Aşırı yorgunum beyler. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Çok 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 çok. Robert gel bir punch oynayalım. Gel punch oynayalım. Tamam. Şimdi seti değiştirdik. Burak girdik. Burak Şener. Burak Şener be. Enerjimiz bitti. Smaca çıkarken atacağız kendimizi yorgunluktan. Bunların hiçbirine basket faul yok beyler. Hiçbirine. Hiç. Tamam adam. Hiçbirine basket faul yok. 101-96. 5 sayı öndeyiz. Yorgunluktan gebermiş durumdayız. Top kaybedebiliriz. Her şey yapabiliriz. Gel bakayım. Tekrar ver. Süper anlaşma. Harika anlaşma. Bir take over'da. Bir take over'da ama üçlük kaçıracağım bence artık ya. Bu take over bir işe yaramayacak. Ama ben basıyorum. Ben varım. Beni gördü korktu. Mitchell'ın her maç 5 kere kaçırdığı sayıya attı Doncic. Arkadaşlar aşırı yorgunum. Bir üçlük daha gelir mi acaba ya? Şuraya yürüyerek gitmem lazım. Şimdi koşarak. Orta mesafeli. Eline sağlık Burak be. Eline sağlık. Üçlük müçlük önemli değil. Sayı önemli. 105-98. Hadi beyler çok iyi savunma. Bir elleri boş dönsün. Brunson. Tamam yok yok yok. İki kez. Ama abi beyler ya. Ya ne ekstra bir hücum ribandı bu ya. Adamlar atana kadar devam ediyor beyler ya. Yalvarırım birazcık çaba be. Birazcık çaba ya. Bir perde daha geldi. Mitchell senin ağzına s- senin gibi basketbolcunun ağzı. Herkesin perdesinden sıyrılmışım. Üçlük göndereceğim. Yine kendi kafana göre bir şut. Güzel savunma Burak. Verin baba hücum reboundunu. Verin baba. Vermeye devam edin hücum reboundunu. Sokana kadar. Sokana kadar. 100-500. 100-500. Yürü Burak, yürü. Şimdi takeover'um var. Bak ne yapacağım şimdi. Bitti mi takeover? Bitsin, bitsin. Sok şunu. Gobert! 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 107-100! İnanılmaz bir maç izliyoruz arkadaşlar. 1 dakika 40 saniye var. Çok yorgunum. 7 sayı öndeyiz. Doncic. Burak bırakma. Bırakma Jordan'ı. Luka Doncic. Robert var orada yanıyor. Ben çıktım önüne ama attı yine ya. Adamımı ta bırakıp nereye gidiyorum ama atıyor ya. Arkadaşlar. 5 sayılık fark. 5 sayılık fark. Gel Bogdanovic. Orayı boşa çıkaralım. Hadi oğlum. Haydi Bogdanovic. Allah'a şükürler olsun. Aptalca bir iş yapacağım diye kalpten gidiyordum. 109-102. 9. asistimiz. Yeter artık ya. Yeter artık durdurun şu adamı be. Royce O'Neal ilk faulünü yaptı. 50 sayı 9 asist 5 rebound. İkinci Dallas maçını kazanmamız lazım. Kaçsın, kaçsın. Zamanı eriteceğim. Eritebildiğim kadar eriteceğim. Hücum sürelerini azaltmamız lazım. Yani şeyi, az hücum çıksın bu maçta artık bu dakikaya kadar. 5 sayı fark. Birazdan double team gelecek. Sakla Burak. Dinlen, dinlen, dinlen. Dinlen biraz. Umarım kızmazsın. 10 saniye. Geldin mi Bogdanovic? Şimdi hareket zamanı. Şimdi hareket zamanı. Şimdi Burak'ın zamanı. Şimdi Burak'ın zamanı. 52 sayı, 5 rebound, 9 asist. 13'te 6 üçlük. Arka arkaya attığımız 3 sayılık atışlar bizi ayakta tuttu. O excellent'lar şu anda
önde olmamıza sebep oldu. Hadi çocuklar, çok iyi savunma. Doncic yanıyor ya. Yanacak zaman mı ya? Çık Burak şuradan. Tamam. Tamam. Düşür elinden. Ay, adamım gitti, orada kaldı. Tamam. Bir hücum reboundu daha. Tamam. Tamam beyler, zaman azaldı. Burak düşür. Olmadı. Süper. 5 sayı fark. Faul gelecek. Mitchell'a yapsınlar. Aynen, Mitchell'a yapsınlar abi. Ben şimdi kaçırabilirim. Çok attım. Bir faul daha mı? O zaman bana yapacaklar. Ya Burak, maçı buraya kadar getirdin. 2 tane atmamız lazım. Bu maçı kazanacağız artık ya, öyle ya da böyle. 27 saniye var. Hadi Burak, birini. Ağzını kırayım senin ya. Ağzını kırayım senin ya. Oo! Olmaz ya. Sokar bu. Sokar bu şerefsiz ya. Abi Mitchell, al şu topu. Bak gene bana verdi. Allah'ın belası. Abi hayvan gibi titretiyorlar ya arkadaşlar. Böyle kritik dakikalarda çok fazla excellent durdurdum ama ben kaçıracağım. Bak inanmıyorum kendime ya. 2'de 0 nedir ya? Bir de niye girmiyor yani? Slightly late niye girmiyor abi? Niye girmez? Altı üstü bir slightly ya. Azıcık hafif, azıcık geç. Bir durduramadık ya arkadaşlar. Tarihimizin en kötü serbest atış performansı belki de. 4'te 1 attık ya son 4 şeyi. Bir üçlük daha atarlarsa maçı kaybedeceğiz ha. Faul yapacaklar. Çık şuradan Burak. Çık aradan. Bomboş. Hardaway bomboş. Bu sefer atıyorum. Bak herkesi geçiyorum. Herkesi geçiyorum. Bu sefer 2'de 2 atacağım. Size söz. Tüm Utah taraftarına söz veriyorum. Haydi Burak. Zone 308. Zone 408. Bu maçı kazanıyoruz. Efsane bir maç oldu. 9.7 saniye. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. Elimi uzatacağım şöyle. Mitchell araya girdi. Mitchell, Burak ve maçın sonu. 114-108 kazanıyoruz. Dallas deplasmanından, inanılmaz bir maçtan galip ayrılmayı başarıyoruz. Azmin zaferi diyelim biz buna. Son çeyreğe kadar 7-8 sayı gerideydik. Yılmadık, öne geçtik. Ondan önce biz öndeydik. Maç bir onlara gitti, bir bize geldi. Ve hayal kırıklığı içerisinde şu anda Dallas taraftarı. Oh be. Ne maçtı arkadaşlar ya. Maç içerisinde bok gibi hatalar yaptık ama kazandık neyse ki. Evet. Bir maçın daha sonunda gülen taraf Utah oluyor. 55 sayı, 6 rebound, 9 asist. Bir görev tamam. İkinci görev tamam. İki görev tamam sadece. Bakalım hangileri olmuş. Biri zaten ısınmalara... Of, 3800 şut rozeti geldi arkadaşlar. Yeni bir şut rozetimiz var. Bu en güzel heyecan. En sevindiğim şey yeni bir rozetin gelmesi. 1134 VC kazanıyoruz bu maçtan sonra da. 1.6 çarpan 55.432 taraftar. Basın toplantısından gelen taraftarlar, basın toplantısında verdiğim cevaptan dolayı yükselen takım kimyası. Bakın, bir maç önce Dallas'a 96-81 kaybetmiştik. 10 top kaybıyla oynamış orada Burak. Brunson yine 21 sayıyla oynamış. Savunamamışız ya bu adamı yine. Dönelim. İntikam alındı. 114-108 kazanıyoruz. Doncic 40 sayı. Brunson 25 sayı. İkisi de 3 kere top çalmış ya. 9-7 asistler. Yani Porzingis olsaydı herhalde bir maçı kaybetmiştik. Bilmiyorum. Müthiş hücum reboundı verdik ya şu çocuğa. 12 tane rebound almış, hiçbir şeyi yok. Bizim cephemizde Gobert, bakın arkadaşlar, Gobert'in 11 tane rebound aldığını ne zaman gördünüz siz? Ne zaman ya? 6 tane reboundu Burak çalmış arkadaşlar. 10 yıl 8 tane almış. 13'te 6 üçlük bence gayet iyiydi. %50'nin üzerinde bitirdik, bu da güzeldi. 7 top kaybı fazla. Double double yapamadık, sorun değil. Yapmaya da oynamadık. Hemen şöyle bir rozetimiz var. Rozete verelim. 16. şut rozetimizde artık
Bakın Deep Trees. Oh, Hudson Hunter. Bunları da şey yapabiliyoruz. Hall of Fame yapabiliyoruz. Soktuğum üçlüklerden sonra şunu gördünüz mü? Stop and Pop. Görmediniz. Ben de görmedim. Çıkar abi. Yorgunken Volume Shooter'a versek mi? Ya da Green Machine'e mi versek? Birkaç yeşilden sonra. Tamam, yavaş yavaş Green Machine'a vermeye başlıyorum. Hudson da olabilir. Green Machine'e verelim. Hudson'a da bir bakalım. Şunlar çok önemli. Bunları... Aa, yapsak mı acaba? Mesela her maç az önceki gibi yeşil durdursak Green Machine inanılmaz önemli. Diğerlerini Hall of Fame yapmak da mantıklı. Hudson Hunter. Atımız. Ben Hudson Hunter'ı vereyim abi. Hall of Fame yapalım. Green Machine de bir şeyde kalsın. Bronze'da kalsın. Bir bakalım Burak'ın Hudson'u çıktı mı yavaş yavaş. Natural. Üçlüğün hepsi natural arkadaşlar. Hudson olarak sadece smaç bölgesi görünüyor şu an. Yani daha burayı... Hudson'a çıkması için ne kadar yapmamız lazım ya? Üçlüğü ne kadar yükseltmemiz lazım? Şu an hiçbir işe yaramıyor Hudson bence. Değil mi? Mesela natural olan yerlerde Hudson'a etki ediyor mu? Sanmam, çünkü adı üstünde Hudson. Sıcak bölgeler. Sıcak bölge sadece şu an pota altı. Oradan biraz daha fazla atıp yüzdemizi yükseltip Hudson yapmamız lazım. Hudson'u hiç görmüyorsunuz. Bence Hudson'dan alalım. Oralar Hudson olana kadar Hudson'dan alalım. Aynen abi. Boşa veriyoruz. Hudson'umuz yok. Aynen çıkmıyor. Çünkü oralar Hudson değil. Bak 4 tane rozet. Çıkar abi çıkar. Sonra vereceğiz. Deep Trees ver. Rhythm Shooter. Tireless Shooter. Yorgun. Abi bak bu da önemli. Çünkü o son yaptığımız üçlük seti var ya. Önce aşağıya kadar iniyoruz. Oradan yukarı kadar çıkıyoruz. Oraya gidene kadar bütün enerjimizi tüketiyoruz. Bu önemli olabilir. Bir tane bundan verelim. Green Machine verelim abi. Gold yapalım. Volume Shooter da önemli. Hangisi acaba? Bence böyle daha güzel oldu. Umarım orayı Hudson yapabiliriz ya. Bir bölgeye Hudson yapabilmek de meseleymiş işte. Yani o yüzden kariyerinin başında çok fazla anlamsız üçlükler kullanmaman gerekiyor. Orayı Hudson yapabilmek için ondan sonra işte çok daha fazla çaba harcıyorsun. Üçlüğün yükseldikten sonra üçlük çekmeye başlaman lazım. O da sürekli antrenmanlarda üçlük çalışacaksın değil mi? Biz mantıksız bir iş yaptık aslında. Yani en azından 2'de 1 falan atabilseydik, %50 atabilseydik şu anda oralar yanıyordu. Burak 3. sıraya yerleşti. 32.8 sayıyla 3. sıradayız arkadaşlar. Çok az var aramızda. Üstümüzde Doncic ve Lillard var işte. Gobert de rebound krallığını elde etmek üzere. Ofansif rebound'a baktığımız zaman Gobert hiç yok ya. Hiç yok ya Gobert ofansif rebound'da. Maç başına şöyle bir 3-4 ofansif rebound. Aynı zamanda yani oyuncunun rebound alması 8 sayı demek ya. Defansif rebound'da ama yardırıyor. Asiste Burak 4. sırada. Top kaybımız yükseliyor 4.4. Bizim gibi böyle 4 top kaybeden biri olsa mutlu olacağız ya. Üçlüğümüz düşüyor arkadaşlar. 2.9. Pardon. %33. Tamam çıkıyor. %33 çıkıyor. 119. sıradayız. Mitchell 150. sırada arkadaşlar. Gordon Hayward üçlüyü bu kadar iyi bir adam %28 ile oynuyormuş. Ödüllere şöyle bir bakalım. Burada haftanın oyuncusu Burak olmuş. Biz ayın çaylağı olduk diye düşünüyorduk ama 28 Şubat'ta Burak ve son haftada Burak. Yani Embiid'le beraber Joel Embiid'in haftası Burak'ın haftası aynı zamanda. Bir kere haftanın oyuncusu olmuşuz. Güzel. Ayın oyuncularında Burak yok ama ayın çaylağında 3 aydan beri Batı'da Burak var. Takaslar daha gelecek. Daha dakikalar gelecek. Gelecek de gelecek. Daha gelecek şeyler var. Sakatlık raporuna şöyle bir bakalım. Favors 1-2 hafta sakat. Peki. Evet. Bir sonraki maçımız Miami'ye karşı. Sonra All-Star haftası var.